Merhabalar. Şimdi LaTeX, daha doğrusu LaTeX diye okunuyor. Bu programı birlikte PDF haline verilen kitabı inceleyerek öğrenmeye çalışalım. Tabii ki en güzel programı öğrenme yöntemi programı bilgisayarda yazarak, hata yaparak öğrenmektir. Evet, o halde başlayalım. Yazarlarına vermiş. Türkçe'ye dönüştüren, çeviren Bekir Karaoğlu ve Mayıs 2006'da çevrilmiştir. Burada da en güzel yanı şu son cümle. Yukarısını durdurarak da okuyabilirsiniz. Türkçe telif hakkı Bekir Karaoğlu tarafından kamuoyuna armağan edilmiştir. Serbestçe çoğaltıp dağıtabilirsiniz. Ne kadar güzel. Keşke her kitap yazan da böyle bir inceliğe sahip olabilse. Maalesef telif hakkı benim diye söylenen çok insan var. Burada da teşekkür kısmı var kitabın. Mail adresleri var. Sürüm var. Bu adresten yeni sürümü temin edebilirsiniz. Teşekkür edemem. Hataların kendisine ait olduğunu söylüyor. Mütevazilik içinde ve bu aşağıdaki isimlere teşekkür de bulunuyor. Bu şekilde burası. Bunu biraz küçültebilirim sanırım. Sayfayı daha net görebilmek adına. Sayfanın ön söz kısmı var. Buralara çok detaya girmeyeceğiz. Böyle de acemi kullanıcı olunca çok hata yapılabiliyor. Olsun, amaç öğrenmek olsun da. Ve burada da genel bir açıklama yapmış. Diyor ki bölümleri diyor sırayı bozmadan öğrenmelisiniz. Zaten el kitabı fazla uzun değil. Örnekleri dikkatlice inceleyin. Zira kitaptaki pek çok önemli bilgi örnekler içinde yer almaktadır. LaTeX programı küçük PC veya Macintosh'tan büyük Unix veya WMS iletişim sistemlerine kadar pek çok bilgisayar türü içinde mevcuttur. Ben HP kullanıyorum. Yani çok da güzel çalışıyor. Bazı üniversite ağlarında herkesin kullanımına hazır olarak bulunabilmektedir. Kurumumuzdaki yerel LaTeX programına nasıl girip kullanabildiniz? Lokal QI'de bu arada yerel rehber dosyasında bulunmalıdır. Programı başlamakta zorluk çekerseniz size bu el kitabını veren kişiye danışın. Bu el kitabın amacı LaTeX programını kurup çalıştırmayı öğretmek değildir. LaTeX ile işlenebilecek dokümanların nasıl yazılabileceğini öğretir. Gerçekten de LaTeX'in kullanımını ben size öğretemem ama mesela bir formül yazılacağı zaman ne yapılmalıdır? En azından bunları birlikte öğrenebiliriz. Çünkü bir matematikte x üzeri 2 yapmak ve şöyle tuhaf yazmak vardır. Bir de direkt şöyle yazmak vardır. Estetik duran bana göre budur. Yani bu programda bu tür şeyleri bize öğretecek. Diyor ki LaTeX konusunda herhangi bir belge veya programa ihtiyacınız olursa bu sitelere bir bakın diyor. Bunları telaffuz edemeyeceğim çünkü çok kuvvetli bir İngilizcem yok. Ana site budur. Veya tüm program paketleri bu arşivden, diğer tüm ülkelerdeki aynı sitelerden indirilebilir. Yani çok detaylı bir çalışma var burada. Kitapta değişik yerlerde CTAN arşivinden indirebileceğimiz yazılım veya belgelere atıfta bulunabiliyor. Bunların tüm adreslerini, internet adreslerini yazmak yerine sadece şöyle bir işaret CTAN yazıp alt klasörlerdeki yerine ekliyorum. Şurası yani. Buradan bakabilirsiniz. Görebiliriz diyor. Bakalım bilmemiz gereken başka ne varmış? El kitabına eklenebilecek, çıkarılabilecek veya değiştirilebilecek bir öneriniz varsa bana bildirin. Özellikle acemi LaTeX kullanıcıları kesinlikle benden bahsediyor. Hangi konuları anlamakta zorluk çektiklerini, hangi konularda daha fazla bilgi istediklerini duymak isterim. Maalesef YouTube'a şöyle bir baktım da bir iki tane Türkçe dışında onun dışındaki bütün LaTeX videoları yabancıdır. Oysa ki bir makale yazmakta bile çok önemli iş gören LaTeX programını bilmek lazım. Bakalım siz de benim bu öğrenme sürecime şahit olacaksınız. Mail adresi var. Üniversiteyi vermiş. En güncel sürümü bu adrestedir. Bu adresten indirebiliriz. İçindekiler kısmı olması lazım. Evet, içindekiler kısmı. Buraları atlıyorum. Sayfa numaralarına göre vermiş. Biz
Herhalde bugün bayağı bir ilerleriz diye düşünüyorum. Yani en azından bir dizgi ne demek onu öğrenmiş oluruz. Sonra bakalım başka ne varmış. İçerik matematiksel formülleri bölüm 3. Benim ilgimi çeken yer burası. Çünkü bir matematikçi olarak bunları yapmam lazım. Ama kitabın dediğine göre de bölüm bölüm gitmemiz gerekiyor. Ve kalan bölümler, içindekiler, şekil listesi, tablo listesi ve bilmemiz gerekenlerle başlayabiliriz. Giriş kısmı bu kadardı. Videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Kısım kısım inceleyeceğiz. O zaman bu videoyu bitirip bölüm 1 ile tekrardan bir arada olalım.